Bak ne oldu? Biz kardeşim 3 günde bu aptallık yüzünden hem kendi gemimizi batırdık. Bu başka komik bir olaydır. Bak böyle bir şey dünya askerlik tarihinde yoktur. Neden biliyor musun? Rakibinin harp gemisi yok. Uçağı yok. Sen şimdi harekat başlayınca keşif yapmışsın. En yakın Yunan gemileri Harp gemileri Girit'te. Ertesi gün öğlen diyorsun ki Yunan harp gemileri geldi ben bunları batıracağım diyorsun abi. Ve Kissinger'ı yatağından kaldırıyor. Ecevit arıyor Kissinger'ı. Orada 12 saat. Bizde sabah 8 herhalde 9. Diyor ki Kissinger'a şey Ecevit Yunan harp gemileri gelmiş, biz onları batıracağız diyor. Bu da diyor ki ne batıracaksınız? Normal. Onlar olsa olsa sizin geminizdir diyor. İkna edemiyor çünkü normal kafa, normal mantık orada Rum gemisi olmayacağını bilir. Ulan oradan oraya gelemez ki adam. Şuna benziyor. Sen bir adamla New York'ta telefon konuşması yapıyorsun. Ondan sonra evde perde gerisinde sallama çekiyorsun silah adamı vuruyorsun. Diyorsun ki bu adam New York'tan gelen kötü adamdı. Ulan New York'tan nasıl gelecek o arada bu adam buraya? Ve kendi gemimizi de nasıl batırdık biliyor musun? İrtibatsızlık. Beş buçuk saat bombaladık. Üç defa sortu yaptı bizim uçaklar. Adamlar söylüyorlar biz Türküz diye. Bilmem ne diye. Hadi Ulan diyor iyi Türkçe öğrenmişsin diyor. Sonunda biri çok küfre diyor ana avrat diyorlar ki bu küfrü Rumlar bilmez diyorlar. Sonra biliyorsun orada zayiat verdiğimiz şeyleri de şeyler kurtardı. İsrail gemileri. İsrail ve Lübnanlı balıkçılar gemiler kurtardı ve bizi arıyorlar. Biz diyoruz ki öyle bir adamımız yoktur. Bak bizdeki cevap şu. Şeye bok sürmüyor, sürmüyorlar. <laughs> şey, genel kurmay diyor ki bizde öyle adam yok. Ulan kendi gemini batırmışsın. Gemiyi batırdıktan sonra hiç olmazsa insanları kurtarmaya çalış. O da yok. Yani o üç günlük askerinin olayı askerlik tarihine aptallıklar dizisi olarak geçecektir. Onu söyleyeyim. Muhtemelen besin.